Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz özellikle Hatay'da yanlış bilmiyorsam çeşitli çalışmalarda bulundunuz. İzlenimlerinizi aktarır mısınız bize? Evet, öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun, kayıplarımız için çok üzgünüz. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ben Adana başta olmak üzere Osmaniye ve dün gece sabaha kadar da Osmaniye, pardon, Hatay'daydım, Antakya'daydım. Güzelce Burç, Defne, Akalle o bölgedeydik. İnanılmaz, yani öyle televizyonda izlediğiniz gibi işte o sahada görmek çok farklı. İnanın insanların orada şu an hala o televizyonlarda, yayınlarda yapılan yardım çığlıkları yalan değil. Gayet de yerinde bir yardım çığlıkları. Orada şu an çok büyük sıkıntılar var. İşte ulaşımda bir sıkıntı var. Sayın Ulaştırma İçişleri Bakanımızın buyurduğu gibi. Yani gereksiz araç sirkülasyonu inanılmaz had safhada. Yani insanlar, hadi diyelim ki işte Hatay bölgesinde bir sıkıntı oldu. Oradaki vatandaşlarımız işte Hatay'ı terk ediyor. Öyle düşünelim. Yani binlerce araç. Peki Hatay'a niye o kadar araç giriyor? İşte onun empatisini yapıyoruz. Acaba yakınları için mi gelenler, işte yardım mı getirenler, bilmem ne midir diye böyle düşünürken, inanılmaz bir sayın moderatörüm araç sirkülasyonu var. Bu da iş makinelerinin işte yardım götürmek isteyen diğer kurum ve kuruluşların işini bayağı zorlaştırıyor. Mesela 600 konutlardaydım ben bir gün önce, sabaha kadar oradaydım. İşte bugün yeni geldim. Hala da, belki bugün tekrar geri gideceğim. Onun için de bir görev bekliyorum. Büyük bir ihtimalle gitme olasılığım çok yüksek. Bakın, o 600 konutların olduğu yerde orada iddiaya göre yaklaşık 3500'e yakın insanlar yaşıyor. Ben işte 1,5 gün boyunca oradaydım. İnanır mısınız, belki 20 ya da 25 kişiye bir şekilde cansız ulaşıldı. Ama az önce arkadaşıma da ben, Fikret Bey'e de görüntüler attım. Dün iki tane işte bir anne bir kızın canlı çıkarılmasına orada şahit oldum. İşte kameramızı almaya çalıştık. Orada yani bir sürü insan, bir dünya şey hala toprak altında, o harfiyatın altında, o beton yığınların altında. Bugün biraz bir hareketlilik olduğu yönünde az önce Hatay'daki arkadaşlarımla görüştüm. İnşallah, ama yani zaman daralıyor. İşte o kritik 72 saat dedikleri konu işte bugün artık kendini gösterecek. Yani iş makineleri var, onlar tartışılıyor. İşte operatör sıkıntısı var, doğru. Sağlı sollu bir sürü iş makineleri gördük. Ama hepsi yatıyor. Belki de teknik olarak altında canlı var diye müdahale etmek istemiyorlar ama yani bugün 72. saate giriyoruz artık. Yavaş yavaş gireceğiz gün sonuna doğru. Ne olacak bilmiyorum. Orada çok affedersiniz, insanların işte bir temel ihtiyacı olan, yani işte bir WC ihtiyacı olduğunda bile yani bir mobil WC göremedik. Yani ben dün Kızılay'dan, saat gece 01'di. Ya dedim, beyefendi ekmek var mı? Düşünün yani, sabah gittik erkenden, işte gece saat 12 bir lokma bir şey bulamadık. Vatandaşlarımız koşuyor, geliyor, bir şeyler getiriyor ama AFAD'la koordine olmadığı için yani bunları nereye götürüyorlar, nereye getiriyorlar? Ben buradan açık söylüyorum. Yani dün 600 evlerde, konutlarda yaşanan sıkıntının haddi hesabı yoktu. Bir tane jandarma personelimizde sismik aleti vardı. Ya bir düşünün, bir çöldesiniz, elinizde bir bardak su var ve o çölde yaşayan işte yahut da var olan 300 kişi birden o bir bardak suya saldırıyor. Ve dün 600 konutlar öyleydi. Yani o bir sismik aletine, inanın o jandarma personelimize herkes koşuyordu. Komutanım şuraya bakın, komutanım burada annem var, komutanım burada çocuğum var. Yani o komutan ne yapsın? Ama ilerleyen saatlerde ne yaparlar, ne ederler bilmiyorum ama Antakya'da mesela eski stadın olduğu yer, yani etrafı, akevler. Ondan sonra işte geride kaldığım güzelce Burç, Defne. Yani inanılmaz şekilde yerle bir. Hatay'ı medya kanalları çok tartışacak. Ben adım gibi biliyorum. Çünkü orada bir yani devletin imkanları da orada ama ilk gün bir koordinasyonsuzluk vardı. Ben onu hissettim. İnşallah devletimiz en kısa zamanda bunu çözer diye düşünüyorum. Peki, Okan Bey şunu da sormak istiyorum. Siz aslında şu anda Tarsus'tasınız, Mersin'desiniz ama Ben sabah, evet, sabaha doğru geldim, evet.
Evet, bütün bölgeyi geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, gazeteci olarak görevinizi yapıyorsunuz. Mersin bu ara yani gündeme gelmedi. Yani deprem bölgesinin hemen yanı başında bir şehrimiz Mersin'de. Evet. Mersin'de durum ne? Depremin etkisi Mersin'de hissedildi mi? Yıkım var mı? Hasar var mı? Özellikle yani nükleer santral inşaatı olması nedeniyle de Mersin önemli. Mersin'deki durum nedir? Şöyle, Mersin'deki nükleer santralle ilgili zaten uzmanlar hemen açıklama yaptılar. Bütün Mersin'in endişesi oydu. Yani nükleer santralda böyle bir depremin sonunda nasıl bir etki yaratır, kentte nasıl bir sorun oluşturur diye. Ama o an hemen uzmanlar bir açıklama yaptı. Nükleer santralde herhangi bir sıkıntımız yok. Mersin işte Maraş merkezli depremi sadece psikolojik olarak hissetti. Mesela nasıl derseniz işte artçı sarsıntının işte o ikinci o 7.4'lük sarsıntı ve ilk 7.7'lik sarsıntı burada da ciddi bir sallantıya neden oldu. Ama şöyle ben mesela Tarsus'ta yaşıyorum. Tarsus Maraş'a, Mersin'e nazaran 30 kilometre daha yakın. Tarsus da sallandı. Ama Tarsus'taki metruk binalar bile dediğimiz o eski ahşap evlerde bile bir çatlama, yıkılma falan hiçbir şey olmadı. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ama derseniz ki vatandaşların bakışı nasıl psikolojik olarak hala işte Maraş merkezli ve iki gündür yaşadığımız bu depremle alakalı psikolojik anlamda çok büyük bir sıkıntı var. Şu an Mersin Şehir Hastanesi'ne Antakya'dan ve diğer deprem bölgesinden gelen işte yaralılarımızın sayısı Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 600 kişiye yaklaştı. Ve bahçede inanılmaz bir görüntü var. O zaten medyaya yansıyor. İşte ceset torbalarının çoğaldığı. Ve bunun artmasından da endişe ediyoruz. Şu an Tarsus ve Mersin'de herhangi bir sıkıntı yok. Nükleer santralle alakalı da herhangi bir endişeye mal verecek bir durum olmadığını zaten uzmanlar açıkladı. Evet. Okan Çalışkan çok teşekkür ediyoruz. İzlenimlerinizi bizlerle paylaştınız. Siz yine deprem bölgesine geçeceksiniz. Orada çalışmalar yapacaksınız. Kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar ülkemize başsağlığı ve şifalar diliyorum. Sağ olun. Evet, Okan Çalışkan'la